Herkese selamlar. Bu videoda sizlere top lane'de Tahm Kench oynuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Tahm Kench acayip bir karakter. Gerçekten bazen karşısındakinin canını çok fazla sıkabilen bir karakter. Hemen sizlere şöyle runlerimi gösteriyorum arkadaşlar. Runlerim bu şekilde ve karşımda Gwen olacak. Dereceli bir maçtayız. Karşı takım bayağı güçlü bir takım. Ne oluyor? Basılı kaldı. Karşı takım bu şekilde. Karşımızda tutuşturulu bir güven var. Şimdi Tahm Kench'in bütün yeteneklerinden detaylı bir şekilde bahsedelim. Rünleri hemen şöyle tekrar gösteriyorum. Bunlar benim girdiğim rünler arkadaşlar. Detaylı koridor safhasından ve yeteneklerinden şimdi bahsetmeye başlıyorum. Pasifimiz tadımlık. Saldırılarımız ekstra büyü hasar veriyor. Ayrıca saldırılar tadımlık yükleri biriktiriyor. 3 tadımlık yüküne ulaştığımız zaman dil yarası ve ham yap yeteneği birleşiyor arkadaşlar. Şöyle detaylı bir şekilde anlatmaya başlıyorum. Şimdi Q'muz dil yarası, büyü hasar veriyoruz ve onu yavaşlatıyoruz. Eğer bir şampiyona isabet ederse ekstra iyileşiyoruz ve bir tane tadımlık yükü bırakıp tekrardan büyü hasarı veriyoruz ekstra. Eğer üzerinde 3 tane yük varsa bu sefer bu sersemletiyor ve tüm yükleri tüketiyor. Bu yeteneğimizi eğer üzerinde 3 tadımlık yüke sahip bir rakip şampiyonun üzerinde kullanırsak dil isabet ettiğinde biz onu uzaktan yutmamızı sağlıyor. Ham yap yeteneğiyle birlikte. Bu yeteneğimiz bu kadar. W yeteneğimiz. Belli bir süre yerin altına giriyoruz. Daha sonrasında yerin üstüne çıkıyoruz. Şuraya bir tane totem atalım. Biz yolumuza bakalım. Rakiplere büyü hasar veriyoruz ve onları havaya savuruyoruz. Eğer en az bir tane rakibe isabet ettiyse mana bedelinin ve bekleme süresinin %40'ını bize iade ediyor. Buradan detaylı okuyabilirsiniz. Ayrıca ham yap yaptığımız bir takım arkadaşımıza da W ile birlikte şey yapabiliyoruz. Gidebiliyoruz. Sağa sola gidebiliyoruz. Gwen'e karşı oynamak açıkçası zor. Ama halledeceğiz. Çünkü Tahm Kench oynuyoruz. Biraz şey yüklerini biriktirmeye çalışıyorum. Tamam, şu an bir tane vurabiliriz bu adama. Çok güzel. Bir tane daha belki vurabilirim. E-yeteneğimiz canımız gri cana dönüşüyor arkadaşlar. Bu gri can eğer ben E-yeteneğine tekrar basmazsam yavaş yavaş doluyor. Pyke'ın pasifi gibi düşünebilirsiniz. Eğer basarsam bir kalkan olarak bana geri geliyor. Tamam, çok güzel. Hadi bu adamı bir fightlayalım diyeceğim de. Neyse fightlarız. Çok güzel. Adam bizden önce 3 olmayı da başardı. Ama Tahm Kench dediğim gibi güçlü bir şampiyon. W yeteneğimi anlatmıştım. E yeteneğimden bahsettim. Şöyle. Bu arada tutuşturulu bir fight'ı biz az önce kazandık fark ettiyseniz. Nasıl fightladım adama karşı? Bunun teleportu da vardı. Aynen öyle. Q'ları adama tutturabilsek daha iyi olur tabi. Diyebilirim lan buradan. Tamam, çok güzel. Bir tane daha vursam. Çok güzel. Güzel, adama bayağı hasar çıkarıyoruz. Ulti yeteneğimizde ham yap arkadaşlar. Bir takım arkadaşımızı veya bir rakibi yiyoruz. Takım arkadaşımızı aldığımızda yediğimizde yani hızlanıyoruz. Rakibi aldığımızdaysa yavaşlıyoruz. Rakibi çıkarttığımızda ağzımızdan çıkarttığımızda yani rakip bir hasar alıyor ve ağzımızdayken herhangi bir yetenek kullanamıyor. Birazdan şöyle detaylarıyla anlatacağım. Burayı şöyle bitelim. Çok güzel. Şurada da bir base atalım. Zaten teleportumuz var. Şimdi rakip şampiyonları yuttuğumuzda onları 3 saniyeliğine ham yapıyoruz.
Büyü hasar veriyoruz canına oranlı. Daha sonrasında tekrar çıkarttığımızda şundan alacağız. Tekrar çıkarttığımızda ekstra büyü hasar veriyoruz. Ve çıkarttıktan sonrasında yere saplanıyor ve yavaşlıyor. Takım arkadaşlarımızı yuttuğumuzda kalkan kazanıyoruz. Tükürdükten sonra yani ham yapıp daha sonrasında tekrar ultimizi bastıktan sonra ekstra kalkan kazanıyoruz. Ve tam genç W'sunu kullanabiliyor bu süreç içerisinde. Ve ekstradan hareket hızı kazanıyoruz biz. Şimdi biz bu adamla çok rahat bir şekilde fightlayabiliriz. Büyü direnci var adamın üzerine biraz. Ama gitmiş bir tane çizme almış. Şey yeteneğimizle birlikte güzel Q'sunu da kullandı. Hadi bu adama doğalım. Çok güzel. Base atacaksa biz burayı toplarız bayağı. Lan atıyor mu? Attı peki. Hemen burayı itiyorum. Bami'nin acaba olduğu için rahat bir şekilde itebiliyoruz buraları. Güzel 6 levelde olduk. Şu an üzerimizde ultimiz açıldı. Buradan da görebiliyorsunuz. Tam Kenji oynaması açıkçası çok eğlenceli ve kolay. Adamın üstüne dalıyorsunuz. Saldırı hızınız var tabii ki. Bu nasıl bu kadar hızlı ya? Gidip ilk tam çizme almış. Bir tane adama vursak hiç fena olmaz. Şöyle. Çok güzel. Hem ekstra can kazanıyorum Q tutturduğumda. Yok. Sıçram yokmuş. Burayı çok zorladım. Kuleden 500 hasar aldık. Yani bütün neredeyse hepsini kule vurdu. Burayı çok zorladık. Ulti yeteneğimi burada sizlere göstermek istedim. 3 yük yaptıktan sonra kule altından adamı alıp istediğimiz yere götürdük. Fakat bizim için çok hoş olmadı. Çok fazla zorladığımız için. Şöyle şuraları hemen toplayalım. Burayı iteceğim. Adam base'e gidecektir ama teleportu da gelmiştir büyük ihtimalle. Tutuştur teleportu oynuyor zaten. İlk Q fulluyorum bu arada. İkinci E fullleyeceğim. Ben kasıyorum ama hasarımız da oluyor. Şöyle. Bu adamın teleportunu atmasını sağlayalım en azından. Atmazsa da biraz minyon kaybetsin. Şu büyü kaybettirebilirsek güzel olur ama tamam. Menzile girdi. Bir tane barikat alırsam gayet güzel. Tamam, barikatımızı da aldık. Şöyle hasarımızı da veremedik. Neyse, sıkıntı değil. Dünya bir nehir. Ben de kralıyım. Çok güzel. Q'muz bu arada bayağı vuruyor. Önemli olan tanımlık yüklerini biriktirebilmek. Aynı zamanda da pasifimizle aldığımız rune ile birlikte biraz hasar vermeye çalışmamız gerekiyor adama. Çok güzel. Akşam burada. Bu da gayet güzel. 2-1-2 olduk. Şimdi gideriz bir de güveni keseriz. Ultim var şu an. Hadi. Kendi kendimi doğuşladım ya. Az daha patates oluyordum. Gerçekten kendi kendimi doğuşladım. Şunu alabilir miyim? Çok güzel. Şimdi bu adamın üzerinde hiç hasar eşyası yok. Bu yüzden öyle bizi kolay kolay kesemez. Bunu bildiğim için adamla sürekli... O Q neydi? Adamla fightlamaya sürekli devam ettim.
Zaten ikinci ev fullediğim için. Tamam, buradan kaçarız. Almak isterse Q yeteneğim var. İkinci ev fullediğim için fightlamaya devam ediyoruz. Aa, bu adam ne geziyor burada? Ultisini çok erken bozdu. Peki. Teleportla lane'e gelemeyeceğim ama buzdağım bitti. Daha sonrasında tamam, rahat bir tane de şey çıkacağız. Şu itemden çıkacağız. Biraz kötü oldu Akşan'ın bize gelmesi. Çünkü adam yaklaşık iki tane barik, aynen iki tane barikat aldı. Üçüncüyü zorlayacaktır. Alabilir mi bilmiyorum. Lane'de bu adama karşı fightlamaya devam edeceğiz. Adamın üzerinde hala item yok. W'yu kolay kolay atmayacağım. Çünkü kendi W'su var. Yani bizden şey yapabilir, kaçabilir. Ama şurada şöyle atabilirim. Lane'de de her türlü fightlarız. Bir rakip katledildi. Bunu bildiği için de zaten sürekli emot falan atıyor. Şimdi burada mıdır, gitmiş midir bilmiyorum. Bir rakip katledildi. O yüzden lane'i iteceğim, herhalde gitmiş. Takımından biri katledildi. Şöyle yapabiliriz. Biz de birkaç barikat alalım. İşte tam gençte saldırı hızı da önemli. Bu arada bu yüzden günlerde ekstra küçük günlerde saldırı hızını tercih ediyoruz. Çünkü üzerinde yük bırakmamızı çok kolaylaştırıyor bu yaptığımız. Şöyle buralara biraz itelim. Sefaletin tadına var. Hiç sorun değil. Kuleden hasar almamız. Zaten gri canımız da var. Adamı şöyle olabildiğince dürtmemiz bizim için yeterli. Q ile sürekli dürteceğim bu adamı. Dürtemezsem yüz vuruşumla dürteceğim. Şu an fightlarız. Bakalım. Mutlak sömürü itemini almış. Ah be. Mutlak sömürüden dolayı bayağı bir can çekti. Şöyle bir şey yapacağız. Hemen bir tane şundan çekeceğiz. Bir tane de bundan çekeceğiz. Böylelikle bize ekstradan can çalamayacak bizden. Daha iyi oynayabilirdik bu arada orada. Çok büyük ihtimalle. Yemak çok iyi oynadı ama yetmedi. Daha iyi nasıl oynardık? W atmayıp fightlamaya devam etsem büyük ihtimalle keserdik. Ama burada güzel oldu. Adamın minyonları kuleye gidiyor. Arada level farkı da var. Şu an şeyim de var. Teleportum da var. Şöyle bir gidelim. Şu an bayağı bir güçlendim bu arada. Çelik kaplama çizme çok önemli. AD, AD, AD. AP, AD karışık ama düz vuruşlarla hasar veren bir şampiyon olduğu için bu bayağı bir işimizi kolaylaştıracak. Takıma bakıyorum. Deblanc çok güzel bir durumda. Karşı voli bir oyundan düşmüş durumda. O adama direkt saldırsam nasıl olur? Saldırabiliriz ya aslında, sıkıntı yok. Tamam. Aim itmeyeceğim. Minyonlardan da kaçmaya çalışıyorum çünkü şeyin pasifi var. Buzdağının pasifi var. Gördüğünüz gibi çok gelemiyor bile buraya. Bu sıkıntı. Üç kişinin bize gelmiş olması gerçekten komik.
Birisi tutsa büyük ihtimalle onu keserlerdi. Burada Dürk Gömleği de alınabilir, Çivili de alınabilir. Çivili başladığım için Çivili devam edeceğim. Ne yapıyor Lee Sin? Çok kötü oynadı. Ölecek herhalde. Yani çok güçlü olduğu için kazandı burada. O, burada Voli'ye ulti atmak çok saçma. Yani ben şimdi hemen teleportla lane'e gideceğim. Lane'i iteceğim hızlıca. Alabilirsem kuleyi almayı deneyeceğim. Bizim eleman 2-4 bayağı da bir vakti var. Kuleyi alırsak çok güzel olur. Alabilir miyiz? Tabii ki bilmiyorum. Yok, alamayacağız büyük ihtimalle. Akşamı gördük. Oynarız burayı. Ama bunu buraya açmaman lazım. Öldük. Yine 3 kişi. Mahvettik burayı ya. Canıma bakar mısınız arkadaşlar? Nereden nereye kadar geri doldum. İşte çok fazla tank olduğum için ve E-Tenim'le birlikte bayağı bir ayakta kaldık. Bu oyunun gidişatını tamamen değiştiren hamle olabilir. Alamet kuleyi vurmuş bir tane. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Burayı bir tık ittirip benze gideceğim. Bayağı bir para var üstünde. İşte hepsi AD olduğu için, biz de direkt çivili ve şu itemi rushladığımız için burada bize hasarları bayağı bir yetmedi. Şuradan şöyle bir gidelim şuraya. Buradan da şuraya gidelim. Şuraya totem atalım. Base'imizi burada bırakalım. Şimdi çivili bitti. Ruh gömleği. Neden ruh gömleği? Çünkü ruh gömleği üzerimizdeki tüm iyileştirme ve kalkan etkilerini güçlendiriyor. Bu demek oluyor ki hasar aldıktan sonra E ile birlikte iyileşirken daha çok iyileşeceğim. E açtığım zaman, aktif olarak E'yi kullandığım zaman kalkanda daha çok güçlü bir kalkanla E kullanmış olacağım. E tenimi bayağı güçlendiriyor yani. W fight içerisinde çok fazla kullanmıyorum. Fight'a girmek veya fight'tan çıkmak için kullanıyorum fark ettiyseniz. Çünkü W'nun şeyi çok fazla. Hadi bu adamla fight diyelim. Tamam. Yani bize karşı yapabileceği hiçbir şey yok bu adamın. Çok geri düştü ve ben aşırı güçlüyüm. 5-3-5 oynuyorum. Yani full zırh kastım, tamamen tankım ve yeteneklerim tam genç böyle bir karakter. Yani eğer solo'da hızlı atlamak istiyorsanız özellikle düşük elo'larda falan tercih edebilirsiniz. Tam genç oynaması da gayet kolay. Onu kesebiliriz aslında. Bu sıkıntı. Yani birileri bize yardıma gelse mahvedeceğiz de içeri giremiyoruz şu an. Tamam.
Bizim eleman kesti hepsini. Şöyle bırakalım bunu. Nasıl öldü o ya? Gerçekten o nasıl öldü? Ben bunu da keserim bu arada. Tamam, ikisini birlikte kesemem. O kadar değil. Ama seni tek başına keserim. Fightlayacaksan benimle. Canıma bakın. Canım full geziyorum neredeyse. O kadar yarım yüzyıl boyunca fight'a girdik çıktık. Canım full. Tabi altımda kırmızı buff falan var ama bu E'nin özelliği. Aslında beklesek... Şurayı alsak mesela. Bunlara dalalım. Dalmayalım mı? Ben buraya devam ederim. Buna da devam ederim. Evet. Oyunu çok güzel taşıdık oyun ya. Kule açabiliriz. 3'ü alır diye düşünüyorum. Alamazlarsa teleportumuz var. Yok, alamıyorlar. Buradan barona gidelim. Açamayacağız çünkü çok büyük ihtimalle. Minyon yok. Baron'dan asistimizi de aldık. Şimdi Rook yanıyla bitiriyoruz. Ekstra saldırı için şu itemi alabilirsiniz arkadaşlar. Bu bayağı bir ekstra saldırı veriyor Tahm Kench'e. Şimdi şöyle bir mid'e doğru hafiften gidiyorum yavaş yavaş. Şimdi bütün fight'ın içerisine girip mahvedebiliriz. Çünkü bize hasar çıkaramıyorlar. Ekstra zaten bayağı bir tankız. Bize karşı hiçbir şey yapamıyorlar. Önde durup arkadan bizim elemanların hasar vermesini bekleyeceğiz. Buraya gördüğüm anda dalabilirim. Birilerini gördüğüm anda direkt yapıştırabilirim. Çok güzel. Çok iyi bir ekip. Tamam. Bütün hasarı geri dolacak şimdi. Ya hasarın belli bir miktarı. Bakın canım neredeyse tekrar full. Her bir Q tutturduğumuzda tabii ki ekstra can deniliyoruz. Şu an bizimkiler çok rahat harita görevlerini alabilir. Zaten baronumuz var üzerimizde ama iki kişi bile burayı böyle tuttuğumuz için birçok harita görevini rahat rahat alabilirler. Adamların ormanına falan da girebiliriz. Morgana mesela ayrı kilitliyor. Ben şu elemanı kesmek istiyorum. Kesemiyorum çünkü güzel, hiç fena değil. Bunu keser miyiz? Şöyle kestik. Bu adamı kesebilirim. Çok güzel. Üzerimizde 150 gold altın var. 803-16'yiz şu an. Ve adamlar da sur veriyor. Evet, Tahm Kench böyle bir karakter arkadaşlar. Umarım
eğlenceli bir video olmuştur sizin için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup videoya bir beğeni atıp isterseniz yorumlarda da hangi şampiyonu oynamamı istediğinizi yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.